Merhaba herkese. Duyurduğumuz üzere bugünkü toplantımız Frantz Fanon'un Siyah Deri Beyaz Maskeler kitabı üzerine olacak. Frantz Fanon 1925 yılında Fort-de-France, Martinique'de doğdu. Kendisi postkolonyal teorinin en önde gelen isimlerinden biri. Kısa hayatını kolonisizleştirme ve kolonileştirmenin psikopatolojisi üzerinde önemli çalışmalar yaparak geçirdi ve büyük çalışmalar sığdırdı aslında bu kısa hayatına. Ve Siyah Deri Beyaz Maskeler de bunlardan biri. Kitap onun ilk kitabı aslında. Dolayısıyla yıllar içerisindeki bir birikmişliğin dışa vurumu diyebiliriz kitap için. Zaten kitap dili itibariyle bir manifesto havasında aslında ve Fanon da kitabını bir klinik araştırma olarak tanımlıyor. Genel olarak kitap siyah adamın beyaz karşısındaki aşağılık kompleksinin, beyazın da üstünlük algısının psikanalizini yapıyor ve bunu yaparken de genellikle kendi yaşadıklarından, çevresinin yaşadıklarından, şiir ya da kitaplardan yararlanıyor Fanon. Özellikle romanlar bu anlamda büyük yer kaplıyor Fanon'un psikanalizinde. Ve kitap genel olarak toplumsal bir psikanaliz yaptığını söylüyor. Çünkü siyah adamın yabancılaşması ve köksüzleşmesi aslında bireysel değil, toplumsal bir konjektürde gerçekleşiyor. Dolayısıyla tek başına bir inceleme ya da tek başına bir analiz, yarım bir inceleme ve yarım bir analiz olarak görünüyor Frans tarafından. Bu anlamda Fanon'u farklı kılan aslında ikili bir öz eleştiri yapıyor olması diyebiliriz. Kitap boyunca beyaz zihniyetten, siyah adamın bu zihniyet karşısında kendini nasıl aşağı gördüğünden ve birazdan bahsedeceğim çeşitli kavramlardan bahsediyor. Ama sonunda atalarının yaşadığı bu nevrozlara takılı kalmanın siyah adam için şimdiyi ve geleceği kaçırma olduğundan bahsediyor. Güzel bir cümleyle bunu anlatıyor aslında. Atalarımı kölelikten çıkaran köleliğim değil, köleliğin kölesi değilim ben diye. Zaten bu kısmına daha sonra değineceğim. Ben burada kitap analizinin kitapta bahsedilen ya da kitabın genel olarak uyandırdığı çeşitli konular, kavramlar üzerine yaptım. Ve bu kavramların hepsi postkolonyal teoride çok büyük önem arz ediyor. İlk olarak bahsedilmesi gereken kavram kolonici, sömürgeci zihniyet. Kolonileştirme yalnızca fiziksel bir durum değil aslında. Bu nedenle koloni sonrası süreçte de bitmemiştir aslında. Sömürgeci miras dediğimiz şey çeşitli güç ilişkileri ağında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu anlamda postkolonyal yaklaşımın temel amacı da bu güç ilişkilerini açığa çıkarmak zaten. Bu anlamda baktığımızda sömürgeci zihniyetin rasyonalitesi ve gerçeği modernitenin ve insanca yaşamanın tek gerçeği olarak sunuluyor. Postkolonyal yaklaşımda tam olarak bu normalleşme sürecine bir karşı duruş sergiliyor aslında. Yani kolonyalizm tarihe ait bir durum değil, bunu tarihe ait adlettirmek isteyen aslında tam da bu sömürgeci zihniyet. Yani işte sömürgecilik tarihe ait, yeni normalimiz bu. Bu normalin dışında kalan anormaller ya dışlanacak ya da normallik savunucuları tarafından normalleştirilecek algısı var. Sömürgeciliğin özünde de bir alt üst ilişkisi yatıyor aslında. Yani sömürülen ve sömürgeci arasında aynı öteki ve öz arasındaki ilişki gibi simbiyotik bir ilişki var diyebiliriz bu anlamda. Ve hegemonya inşası sırasında yapılan tüm kültürel ve fiziksel müdahaleler aslında bu alt üst ilişkinin idamesi bir şekilde. Fanon da kitabında bu durumdan bahsediyor tabii ki. Yani beyaz dünya yoktur diyor, beyaz zihniyet vardır diyor. Ve kitapta biz bu zihniyeti kendi gerçekliklerini, korkularını, öz tanımlarını siyah adamı empoze eden beyaz adam olarak görüyoruz. Ve onun karşısında da siyah öteki var. Bahsetmek istediğim bir diğer kavram öteki kavramı. Zaten postkolonyal teoride de sıklıkla başvurulan bir kavram. Bizler kendi kimlik tanımlarımız için bir başkasına ihtiyaç duyuyoruz. Yani her zaman öz ve öteki vardır bizim için ve bu ikisi de birbirinden beslenir. Bu anlamda ötekini tanımlamak için kullandığımız ifadeler aslında direkt kelime kullanmadan kendimizi ve ait hissettiğimiz grubu tanımlıyor bir şekilde. Yani birine ya da bir gruba barbar, gerici vesaire demek, medeniyetsiz demek, kendimizi ve ait hissettiğimiz grubu o kelimeleri kullanmadan ilerici ve aydın olarak ifade ediyor aslında. Kitapta da beyaz adamın siyah adam algısı kendisini olgun ve akil gösteriyor. Yani siyah adam çocuk gibidir, vahşidir, barbar ve yamyamdır. Ve beyaz adamın ait olmadığı tüm bu kötü özelliklerin yansımasıdır aslında. Günün sonunda da beyaz adamın medeni varlığı siyah adamın medeniyetsiz varlığına ihtiyaç duyuyor. Yani Edward Said'in Orientalizm kitabında bahsettiği Occident nasıl var olmak için mistik ve fanteziler diyarı olan Orient'e ihtiyaç duyuyorsa,
Beyaz adam da kendi tanımları çerçevesinde var olmak için siyaha ihtiyaç duyuyor aslında. Bunu bir toprak mücadelesi olarak görmemek gerekiyor. Bu aslında zihin ve bilgi mücadelesi. Bu yüzden zaten sömürgeci zihniyet demeyi tercih ettim bu duruma. Yani beyaz adam bilgi üretim araçlarını elinde barındırıyor ve dünyanın geri kalanını tanımlamaya ihtiyaç duyuyor bir şekilde. Bunu tanımlarken de ondan olmayana, aşağı gördüğüne çeşitli zayıf kimlikler addediyor. Ve bu kimlikler de sonunda hem Orient tarafından hem de siyah adam tarafından içselleştiriliyor ve kendi gerçekliklerini oluşturuyor. Yani böylelikle bu tarih boyunca süregelen simbiyotik ilişki de devam ediyor aslında. Bir anlamda öteki durmaksızın kendini kanıtlamak zorunda Fanon'a göre. Yani ben de sizin kadar iyi olabilirim, ben de sizin dilinizi konuşabilirim, ben de sizin kadınlarınızla ya da erkeklerinizle birlikte olabilirim, ben de sizdenim diyor aslında. Güzel bir örnekle bunu açıklıyor Fanon. Tarihte damarlarında beyaz kanı dolaşan tek zence ben değilim diyor. Yani içinde uygar beyaz adam hapsolmuş bir siyahiyim ben, beni de aranıza alın yakarışı var aslında bu cümlede. Bu durumda sistematik olarak ötekileştirmenin, alt olarak görülmenin bir çıkış anahtarı. Yani beyaz olana ait olan her şeyi otomatik olarak kabullenme ve en iyisi olarak addetme durumu var burada. Çünkü aslında siyah adamın var olabilmek için tek bir seçeneği var, o da beyaz olmak. Ama bu durum hem kendisine, hem kültürüne, hem de en nihayetinde beyaz adama yabancılaşmasına neden oluyor. Çünkü kendisinin derisi siyah ve bu asla kapatamayacağı bir kusur olarak görüyor. Ve ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar beyaz adam gibi davranırsa davransın, asla tam olarak beyaz olamıyor. Yani dolayısıyla bu aşağılık duygusu da asla kapanmıyor ve en nihayetinde beyaza da yabancılaşıyor. Çünkü beyaz onun kafasında ulaşılamaz bir idea olmuş oluyor günün sonunda. Bu aslında bir şekilde ötekinin dilemması diyebiliriz. Mesela Fransa'ya eğitime giden, üniversite okumaya giden bir Martinikli'den bahsediyor Fanon. Artık o kendi ülkesine döndüğünde de tam olarak o kültüre ait hissedemiyor. Yani kendi kültürlük insanlar tarafından da bir yarı tanrı olarak görülüyor. Çünkü o artık Paris görmüş bir siyah adam. Kendi toplumu tarafından öyle algılanıyor ve artık kendini ne tam olarak kendi toplumuna ait hissedebiliyor ne de beyazların toplumuna tam olarak ait olabiliyor. Yani tam bir arafta kalma durumu, tam bir köksüzleşme durumu. Bu beyazların dünyasında da cam tavan olarak tabir ettiğimiz bir engelle karşılaşıyor her zaman ve ne kadar çabalarsa çabalasın asla onların onu tam olarak aralarına almayacak olduklarını düşünüyor ve beyazlaştığı ölçüde ancak varlığına göz yumulacak bir toplumdan söz ediyor burada Fanon. Öteki taraftan bu arafta kalma aslında yalnızca ırk bazlı kimliklerde geçerli değil gördüğümüz üzere. Mesela sosyokültürel geçişkenliğin ya da daha doğrusu geçirmezliğin de aslında bu şekilde olduğunu görüyoruz. Mesela köyden kente göç eden bir kişinin köyüne geri döndüğünde aldığı tepkiler ve yorumlar aslında kendi köyüne yabancılaşması, bir yandan da kent hayatının tam olarak onun içine alamaması Fanon'un siyah adamının yaşadığı şey aslında tam olarak ve zaten tam olarak bu yüzden sömürgeci zihniyet demeyi tercih ettim. Çünkü bu sistemik alt üst duygusu hayatın her alanında var. Yalnız ırksal ve sınıfsal değil. Böyle bir kültürel bir ve sosyoekonomik bir alt üst algısı da yaratılmış durumda. Bahsetmek istediğim bir diğer kavram ve kitapta sıklıkla geçen ırkçılık ve ayrımcılık kavramı. Özellikle ırkçılık büyük yer kaplıyor kitapta. Bu durumda siyah adama duyulan hayranlıkla ondan tiksinen insan arasında bir fark yoktur diyor Fanon. Yani siyah adamın beyazın siyahtan nefret etmesini, onu aşağı görmesini söyleyen kişiyle ırkını beyazlaştırmak isteyen siyah aslında aynı hasta zihniyetin ürünüdür diyor. Yani ben beyazın güzellemesiyle ben siyahım güzelleme arasında bir fark görmüyor Fanon. Bu noktada ırkçılık tarih kitaplarında kalmış olarak lanse edilse de hala pek çok yerde ırkçılık ve xenofobiye tanık olunuyor maalesef. Çünkü bu yani sandığımız kadar uzak bir kavram değil gerçekten. Hatta çok derinlere işlemiş durumda. Fanon mesela bunun ne kadar derinlere işlediğini örneklendirmek adına melek tasvirlerinden bahsediyor. Yani melek tasvirleri, tanrı imgesi, ilahi olan bile her zaman pembe beyaz olarak resmediliyor ve beyazların literatüründe Fanon'un bahsettiği genellikle siyah adam maymunla insan arası bir tür olarak görülüyor ve bu yamyamlık işte vesaire
bir ırksal bir kusur olarak lanse ediliyor. Yani bir tarafta Tanrı ilahi olan bile beyaz olarak resmedilirken öteki tarafta siyah adamın ne kadar aşağı ve ara bir tür olduğundan bahsediliyor ve bu durumda diyor mesela siyahi bir doktora ele aldığımızda insan olarak bile görülmezken nasıl doktor olarak saygı duyulsun diyor. Ancak Fanon bunların çok daha karmaşık bir gerçekliğinin olduğunun altını çiziyor. Yani doğduğumuzda biz aslında ırkçı olarak doğmuyoruz. Doğduğumuzdan beri medya ve toplum yoluyla çeşitli enformasyon kitlesiyle boğuşuyoruz ve dolayısıyla ırkçı olmayı öğreniyoruz. Bunun önemini çiziyor Fanon. Bir diğer bahsettiği konu da dil ve söylem. Fanon'un tabiriyle konuşmak demek, bir uygarlığın yükünü dilinin ucunda taşıyabilmek demektir. Dolayısıyla bizler dil ve söylem ile var oluyoruz ve aslında var ediyoruz. Yani kullandığımız kelimeler bu açıdan hepimiz için önemli. Çünkü bir gerçeklik inşa ediyor. Ve siyah adam da Fanon'a göre beyaz adamın dilini kullanma becerisiyle orantılı olarak beyazlaşacağını söylüyor Fanon. Bir dile hakim olan çünkü o dille ifade edilen dünyaya da hakim oluyor ve en nihayetinde dile hakimiyet, bilgi üretimine hakimiyet demek olmuş oluyor günün sonunda. Peki bu durumdan nasıl çıkılabilir tüm bu bahsettiğimiz kavramsal sıkıntılardan? Yani Fanon'un soruna yaklaşımı bu açıdan önemli. Çünkü salt bir eleştirinin ötesine geçip katılırız ya da katılmayız alternatif bir yaklaşım sunuyor Fanon. Bu durumda yapılması gereken şeyin beyazlaşmak ya da yok olup gitmek arasında üçüncü bir var olma olanağının olduğunu fark etmek olduğunu söylüyor. Siyah adam mesela yıllar boyunca yamyamlıkla ve ırksal kusurlarla suçlanıyor. Ve şimdiki siyah adam da aslında bu atalarının torunu ve onların tüm sıkıntılarını prangaları gibi yanında taşıyor bir şekilde. Dolayısıyla bu siyah adamın tarihsel kimliği aslında toplumsal kimliği olmuş oluyor ve en nihayetinde de Vahmi Koca'nın değindiği bu core identity yani temel kimlik haline gelmiş oluyor. Ve tüm bu durumda da bu alt üst ilişkisi kurmuş gruplarda, kimliklerde bu alt üst ilişkisi sıklıkla gözlenen bir durum haline gelmiş oluyor. Yani yaşadığımız travmalar, seçtiğimiz zaferler bizim toplum olarak en nihayetinde birey olarak kimliğimizi oluşturuyor. Ve bu kimliğe saplantılı kalıp geçmişten günümüze uzanan çatışmaları da beraberimize götürdüğümüz zaman şimdi ve geleceği kaçırdığımızı söylüyor Fanon. Yani burada ben 17. yüzyıldaki köle gemisindeki zenci atamın prangalarını neden yanımda taşıyayım diyor. Yani kölelik kolektif bir yana evet ama kolektif hafızanın o kadar derinliği işlemiş ki o kadar büyük travmalara neden olmuş ki ana olarak kalamıyor diyor Fanon. Ve ben buna neden saplanıp kalayım? Bu 17. yüzyıldaki o köle atamın hesabını neden Fanon 20. yüzyıl diyor ama hani 21. yüzyıldaki beyaz adama sorayım diyor. Bunun ucunu almaktan başka işim yok mu benim diyor. Çünkü Fanon'un bahsettiği yani bu semptomların dışında da bir hayat hikayeleri vardır diyor. Yani hayat yaşadığımız travmalardan, bu nevrozlardan ibaret değildir ve bunlara körü körüne tutunulmamalı diyor. Çünkü uğruna savaşmaya değer olan şey geçmişim değil, şimdim ve geleceğimdir diyor Fanon. Ve şimdiki zamanı ve geleceği bu geçmişi yücelterek harcamamalıyız diyor. Evet hani geçmişte siyah adam köleleştirildi bunu kabul ediyor ama geçmişte köleleştirildi diye savaşamam. Bu ona ve bana yardımcı olabilecek bir konu değildir diyor. Ama şimdi bir daha siyah adam dahil kimse köleleştirilmesin diye savaşırım diyor. Bu yüzden zaten atalarımı insanlıktan çıkaran köleliğin kölesi değilim ben diyor. Ve kitabını da zaten bu analizle sonlandırıyor. Teşekkürler.